Karpov ile dünya şampiyonluğu maçı da yapan Gatakamski'nin 2014 yılında oynadığı güzel bir şahin savunması oyununa bakıyoruz. Rakip güçlü değil ama Gatakamski'nin siyahlarla performansı gerçekten etkileyici ve bu şekilde şahin savunmasına girmiş oldular. Şimdi burada en sık oynanan hamle şüphesiz E5 hamlesi ama Kamski C6 ile daha az bilinen bir hamle yapıyor. Beyazlar rok atınca fil G4, fil E3, at B7, H3'e şimdi bu filden vazgeçiyor. Biraz sıra dışı bir şahin savunması ama burada temelde fikir D4 karesinin zayıflatılması üzerine. Fille atı değişince beyazların D4 karesindeki hakimiyeti biraz da olsa azaldı. A6'nın fikri elbette B5'te vezir kanından oyun elde etmek. Ama siyahlar A4 yapınca bakın şimdi çok dikkat edin inceliğe. Siyahlar biraz önce A6 sürmüştü ama şimdi A5 sürerek B4 karesinin zayıflığına vurgu yapıyor. Fil E2 ve şimdi nihayet E5 geldi. Vezir D2 sonrasında kale E8 tehdit. Burada E alır D4 yapıp E4 piyonunu almak ve beyazlar da D5 sürerek kapatınca siyah da atını C5'e oturup E4 piyonunu tehdit etmiş oldu. Burada fil alır C5 gibi bir hamle akla gelebilir. Örneğin bu kırışlardan sonra evet siyahların duble piyonu var, A5 piyonu izole ama bu durumda siyahlar çok rahat. Bir şeyin zayıflık olmasıyla ondan yararlanabilmek iki ayrı konu. Piyonlar zayıf ama beyazların bu zayıflıktan yararlanma olanağı yok. Dolayısıyla böyle bir değişime girmiyor. Vezir C2 ile piyonu koruyor. C5, kale C8 sonrasında şimdi tehdit at C alır E4 alamaz çünkü arkada vezir boşta. F3 yapınca Kamski siyah karelere vezirini açmış, vezirin yolu açılmış. Aynı zamanda at F4 ve G3 gibi siyah karelere de bakmakta. Kale FC1 sonrasında fil F6, at B5 yapınca fil G5 ile beyazların kuvvetli filini değişmeye gidiyor çok haklı olarak. Piyon yapısında iki tane çakılı piyon var ve normalde bu fil şahin savunmasında siyahların kötü fili ama işte şimdi değişme fırsatı yarattı. Fil alır G5, vezir alır G5'ten sonra fil C4. At F4'e geldi ve o da ne? Burada şu anda D6 piyonu boşta. Evet D6 piyonu boşta. Beyazlar da siyahların hata yaptığını düşünerek at alır D6 yapıyor. Herhalde beklediği buradan bir şah çekisi ama şah 2'den sonra tehdit yok. Çatalsa devam ediyor. Fakat Kamski'nin sürpriz bir hamlesi var. At dalışı, at CD3. Çok güçlü bir hamle. Bir kez alamıyor bunu. Açmazda olduğunu görüyorsunuz. Arkada vezir var. Peki neler yapabilir? Örneğin burada at alır E8 yaparsa kale C4 saptırma alınca vezir G2 mat var. Olmaz. At alır C8 yaparsa at alır C1 kale C1 kale C8'den sonra yine kale alır C4 fikriyle beyazlar kötü durumda. Beyazların en iyi hamlesi burada Şah2 ama bu hamleyi bulamamış. At C1 kale C1 şeklinde devam etmeli. Çatal devam ediyor. Ve yaptığı hamle kale D1 çok kötü bir hamle. Siyahların şimdi oynayacağı o çift ünlem hamleyi beyazlar kaçırıyor. Çok çok şaşırtıcı bir hamle. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Şaşırtıcı bir hamleyle siyahlar hemen kazanç konuma geçecektir ama hayal gücünüzü olabildiğince zorlamaya çalışın. Hamle at F2 çift ünlem inanılmaz atların gazabı desek yeridir. İki at feci şekilde beyaz şahı tepecek. At F2 çift ünlem şu anda tehdit vezir alır G2 mat. Şah F2'ye vezir G2 şah1 vezir alır C2'den sonra vezir gider. Vezir alır F2 yaparsa at alır H3 ile yine vezir gider. Tam bir yıkım, inanılmaz bir yol kesme hamlesi çift ünlemi hak ediyor. Elbette Kamski bunu çok çok önceden görmüştü çatal yemeden önce. Beyazlar G4 yapıyor matı engellemek için. Ne yapsın ki başka? Şimdi vezir H4 olay bölgesine giriyor. Vezir alır F2'ye at H3 ile
Yine kazanç var elbette. At alır C8 yapınca vezir G3 şah. Şah F1'e at 2 H3 sonrasında beyazlar erkenden terk etmek zorunda kalıyor 26. hamlede. Çünkü vezir G1 ile mata çare yok. 2 at ve vezir muhteşem bir mata kurmuş durumda. Kamsky'nin çok güzel oyunlarından birisi. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.